Saat sabah 7, 7.30 gibi bir şey şu anda. Tabii ki ben uyandım saat 6.30 gibi. Genelde işte suyumu içtim. Biraz böyle YouTube'da videolar falan bakıyordum şimdi. Ondan sonra o arada kendime yulaf da yaptım. O arada sizi de dahil etmiş oldum. Bu aralar yaptığım en sevdiğim yulaf yani bu. Her sabah yiyorum bunu net bir şekilde. Zaten gördünüz nasıl yaptığımı. Yani bugün sizleri bacak antrenmanıma dahil etmek istiyorum. O yüzden böyle bir vlog'a başladım. Tabii ki bir gün boyunca işte benimle birlikte olacaksınız. Neler yediğimi içtiğimi göreceksiniz. Nasıl antrenman yaptığımı göreceksiniz. En doğal şekilde bir günüme dahil etmek istedim sizi. Sabah da şimdi birlikte uyandık. Yulafımızı yiyeceğiz sabah köründe. Sonra tabii ki yumurtamı da yiyeceğim. Ondan sonra antrenmana gideceğim. Size bir önceki vlogda makro hesabının nasıl yapılacağından bahsedecektim. Unutmuştum. Bu sefer bu vlogda bahsedeceğim onun nasıl yaptığımı. Bu videoyu izlerken aklınıza bir şey takılırsa lütfen çekinmeden yorum kısmına yazın, sorun ki benim de bir sonraki videoda açıklamaya fırsatım olsun. Çünkü yazmazsanız ben nereden bileyim kafanızdaki soruları. Şimdi bu güzel yulafı yiyeceğim. Bakayım tadına nasıl olmuş. Çok iyi. Bayağı da yiyorum bu aralar. Tartılmayı kesebilirim. Çünkü bir süre böyle gitsin. Sabah kardiyoları da sokarım bir iki gün. Sonra baktım çok yağlanıyorum. Rahatsız ediyor beni. Haftanın 3-4 günü yaparım sabah kardiyolarını, aç karnına kardiyoyu. Çünkü o yağ yakımı konusunda bayağı iyi oluyor. Şimdi kendime bir tane kahve yapacağım. Zaten gün içerisinde öyle çok bir işim yok. Hatta hiç işim yok galiba, eve geleceğim falan. Bugün birlikteyiz yani. Bakalım nasıl bir gün olacak. O zaman hazırsanız Buğçe ile bir gün başlasın. Kedilere vereceğim. Ve çok protein. Şunu da sokaktaki kedilere veriyorum. Sütle çırpıp. Gelin bakalım. Ay yağmur da yağıyor. Bunlar gelmez ki. Şöyle dökeyim. Çınır, sen de sokaktaydın annem. Geçen seni aldık. Çınır'ı tam bir sene oldu. Ne kadar minikti, hastaydı, hatırlıyor musunuz? Şimdi kocaman oldu. Dombili oldu, dombili. Dombili bak yine yiyecekti, yakalandı. Hiç utanma, aranma yok. Daha dumanı üzerinde. Bu ikinci kahvaltımız. Dur şimdi babamı çağıracağım. Ona da yapacağım aynısını. Kahvaltılığı da çıkarayım babam için. Baba! Ya hadi gel. Kendisi bana yapardı ben küçükken. Sürekli Buğçe kahvaltı hazır diye çağırdı. Ben sinir olurdum. Şimdi ben hangisini yapıyorum? Ay inanılmaz güzel bir lor peyniri aldım bu arada. Çok sevdim bunu. Dağlı. Ben lor yiyeceğim. Burada ev birazcık dağınık arkadaşlar. Kusura bakmayın şöyle ittiriyorum her şeyi ama. Artık siz bizim... Benim evimin bir üyesi olduğunuz için sizler de her seferinde misafir gibi toparlayamayacağım. Kanalıma hoş geldiniz efendim. Efendim sabah şerifleriniz hayırlı olsun. Sizlerin de çok hoş geldiniz. Çok güzel bir kahvaltı masası bizi bekliyor. Bak orada omletiniz yanmak üzereymiş. Unutmuşum burada konuşmaya dalıp. Aa, yağlamıştım oysa ki. Dur bakayım. Hayır, biraz sütlü olduğu için buna biraz nazik davranmak lazım sadece. Sen oturmuyor musun be anne şeye? Sofraya. Kedileri doyurmaya gitti. Vallahi ben bekleyemeyeceğim. Çok açım diyormuşum sanki az önce yulaf yememişim gibi. Gerçi 1,5 saat oldu yulaf yiyeli de şimdi acıktık yani. Bu aralar bayağı açım. Yiyoruz. Zaten hedefimiz kilo almak değil mi kastan? O zaman yiyeceğiz yani. Sıkıntı yok yememde. Bugünkü antrenmanımı size dahil etmek için heyecanlanıyorum. Çünkü böyle bir bacak antrenmanı yok. Böyle bir kalça antrenmanı yok. Kas geliştirmek istiyorsanız lütfen izleyiniz. Lütfen dahil olunuz. Görünüz nasıl antrenman yapılması gerekiyor. Nasıl gelmesi gerekiyor onu da görün. Yani. Ya ben KYK çekmedim ve KYK borcum görünüyor. Nasıl sinirlendim ya. Bana borç çıkarmışlar. Hem de 6000 lira mı 7000 lira mı ne? Ve bir kuruş bile almadım ben KYK'dan. Ne verdin ona? Tulum mu? Tulum mu?
sevdiğim bir sade fıstık ezmem var. Kendisi çok sevdiğim bir marka. Deli Bal'ın şeyini de beni nasıl hastaneye kaldıklarından. Ha, Deli Bal var da evde. Az önce ben yedim balı. Böyle hafif bramyanlı falan. Annem de yiyordu. Dedim dedem de yiyor bunu sürekli, bir şey olmuyor diye, ama babam normal koymadığı için, ekmeğinin üzerine böyle fazla fazla koyduğu için, fazla yiyince bu baldan hastanelik ediyor insanı. Babam da hastanelik olmuş. 4 gün hastanede kaldı. 4 gün mü kaldı? 4 gün serum. Ya onu bilmiyordum. Abi dünyanın en iyi fıstık ezmesi falan hayatımda. Yani yüzlerce marka fıstık ezmesi kullandım yurt dışında falan. Bunun kadar iyisi yok ya. Çünkü taze yapıyor kız. Bana hediye gönderiyor sürekli, sağ olsun. Kavrulmuş fıstıktan mı yapıyor? Linkte var. Mutfak linki bile. Farklı ne oluyor acaba? Çok taze yapması, bir de bence kaliteli bir fıstık kullanıyor gibi geldi bana, bakayım. Şu sadesinden yiyeyim. Ben çok merak ettim. Bu bağımsız olduğu için çocuğum. Bağımsız, evet. Annem şeker bağımlısı olduğu için. Evet, şekersiz geldi annene. Evet, şekersiz hiçbir şey bilmiyorum ya. Ben de şu kara buğday patlağının üzerine yer fıstığı, muz, bal. Ama bal derken deli bal. Yani deli bal. Sporda bir çıldırmamız yok mu? Delirmemiz yok mu? Neyse ben de hazırlanayım da yavaştan. Biraz hazmetmeyi de bekleyeyim, sonra spora gideceğiz. İstim sana da şey. Evet. Giyiniyoruz. Bütün odayı yine dağıttık. Siyah çorap giyelim. Çok hazırım antrenmana. Çıldırmasyon bir şeyler yapalım bakalım. Şöyle içime normal bra giydim. Şöyle. Üzerine bir tane tişört. Çok da önemli değil yani sonuçta ne oldu. Amacımız spor yapmak. Saçımı nasıl yaptığımı göstereceğim şimdi size. Benim saçım biraz kabarık olduğu için antrenman sırasında da kabarıyor. O yüzden şöyle bir tane topuz taram var. Onunla birlikte topluyorum saçımı. Ve köpüklüyorum. Jilet gibi olsun diye. Şöyle yapıştırıyorum. Ortamı ikiye ayırıyorum. Tepeye alıyorum. Ondan sonra cıma herhangi bir köpük. Bir köpük kullanıyorum. Yes. Jilet. Ondan sonra cıma diğer tarafa da aynı şey yapıyorum. Bir gün de şey yapayım diyorum ya. Bir hafta boyunca sporumu çekeyim istiyorum. O zaman hangi günün hangi bölgeyi yaptığımı, hangi hareketleri yaptığımı hepsine dahil olmuş olursunuz. İster misiniz böyle bir video? İsterseniz yaparım. Topuz yapacağım. Daha temiz oluyor topuz. Şöyle sıkı bir topuz yapalım. Ki antrenman boyunca beni koptu. Balerin topuzu oldu lan. Neyse. Neyse böyle işte saçımızı topluyoruz. Ondan sonra böyle giyindik. Görürsünüz zaten kıyafetimi. Spor çantamı hazırlayacağım. Ha şu deodorant. Bu yani benim hayatımda kullandığım en ama en iyi koltuk altı stick. Bu Türkiye'ye gelmiyor diye çok üzülüyordum. Trendyol'da buldum. Hem de beklediğimden çok çok daha uygun bir fiyata buldum. Çünkü ben yurt dışından alıyordum bunu. Ve daha pahalıya geliyordu dolar, euro üzerinden olduğu için. Hazır mıyız? Hı? Gidip salonu inletelim mi? Çıkmadan önce bir daha şu kara buğdaylı ballıdan mı yesem? Çünkü saat kaç oldu? 11.30 oldu. Çok oyalandım aşağıda annemlerle konuşa. O yüzden çıkmadan önce bir şey yapıp, kahve yapıp kendime. Bir de kara buğdaylı muzlu ballı, enerji patlaması deli balı da yiyelim. Sonra sporda çıldıralım. Hazırsanız gidelim. Yiyelim. Şey, iş görüşmesine gider gibiyim. Ama spora gidiyorum. İçime şöyle bir şey giydim de bunu zaten gördünüz. Kredi kartını koyayım. Bitirim ikiliyle çıkıyoruz. Ama bir dakika kameraya doğru dön biraz. Dizlerini çekiyor. Dizlerini mi çekiyor? Hava pusudayız ha? Evet. Seni yerim ben. Seni. Giderken yol üzerinde BİM'e uğrayıp sağlıklı diyorum. Sporcu ürünleri gelmiş, onları alıp sizler için inceleyeceğim. Almadan önce bir bak. Neyine? Her şeyi alacağım. Her şeyini? Hepsini. Ya? Anime ne geliyorsun alacağım? Hem güzel.
Vallahi inceleme mi istiyorlar? He. Vazifeli hani, içindesin, görevdesin. Bizim yorumumuzu bekliyor insanlar. Ama BİM'de kötü bir şey olmuyor. Genelde. Yani evet, fiyat performans olarak ben de genelde beğeniyorum. Evet. Ama bir şey söyleyeceğim. Ben o çıkan serinin protein tozu daha önceden de gelmişti, almıştım. Yani ben protein tozunu çok... Sevmiyorsun. Hayır, seviyorum. Böyle aroma aroma olunca sevmiyorum. Dandiklerini sevmiyorum. Yani her şeyi de beğenmeyiz sonuçta. Biliyorsunuz ki. Her gün buradayım. Kombine bakın. Kombine bakın. Neyim ben? Seri katil mi? Saçlarım ıslak çıktım dışarı. Böyle bir influencerlık yok yani. Sıfır makyaj. Kaşlar falan bile taranmamış. Saçlar yapılmamış. Bir tane şey var. Kız var, influencer spora geliyor. Kız makyajlı falan böyle selam veriyor bana. Abi utanıyorum kendimden. Yani ben şey falan diyorum. Ben de hani bitti spor görüldüğü gibi falan yapıyorum kıza. Böyle neyse, sevgilim geldi beni almaya. Merhaba. Şimdi BİM'e gideceğim. BİM'e gidelim mi baba? Gidelim. Oo, kahve almışsın. 600 kalori yaktım. Ne almayacağım? Baksanıza. İçinde 40 gram şeker var. Proteinli diye bunu yemem. Bunu alacağım. Fıstık ezmesini deneyeceğim sizin için. Şu nohutunu drajeden alacağım. İnce öğütülmüş yulaf var. Yani bir şeyler eksik bu arada. Şu hurma kaplarından eksik var. Kara buğday patlağı eksik. Baksanıza, kendimi çiçek aldım. Siz takip alın. Şöyle bir buket yaptım kendime. Beylerbeyi Yalıboyu Caddesi'nde burası. Çok güzel bir yer. Öncelikle çok acil yemeğimi yemem lazım. Yemeğimi yedikten sonra hemen dışarı çıkacağım. Bir tane markanın çekimi var. Bugüne sıkıştırdım onu. Çok acil yapmam gerekiyor bunları. Çok hızlı bir şekilde ne yiyeceğim? Tavuğum vardı. Karbonhidrat olarak kuru fasulye yapmış annem. Onu yiyeceğim. Ben öyle çok şey kasmıyorum yani. Size de o yüzden söylüyorum. Hani çok clean bulk yapmıyorum diye. Ne bileyim, illa hani şey yiyeceğim, pilavını yiyeceğim, onu yiyeceğim, bunu. Ha tamam, yiyorum yani temiz, ama yiyemediğim zaman da ya da ne bileyim evde kuru fasulye olduğu zaman da yerim yani, yağlı da olsa. Yapacak bir şey yok, sonra kardiyo ile veririz. Zaten böyle hamburger gibi çok da şey bir şey değil yani. Hani yağlı bir şey olmadığı için çok öyle yağlı yapmaz. Neyse, ben şimdi kamera açık çok konuşurum kesin. Koyayım tabağımı, göstereyim size ölçüleriyle birlikte. Sonra hemen çekime çıkalım. Yeşilliklerinizi arkadaşlar kesin yıkayın. Çünkü az önce yeşilim içine kocaman bir solucan çıktı. Yeşillik yapmadan kendime tabak hazırlamıyorum. Çünkü sinirim için çok önemli. Tabii ki koyduğum marulu falan tartmıyorum yani. O kadar da değil. Tavuk bakalım kaç gram gelecek. Hiç ısıtamam. Zamanım yok zaten. Allah'ım ne olur. 200 bulsun. 200 bulsun. Yes. Bulk bulk bulk. 250 gram geldi. Woohoo. Tarifini size çok az böyle bahsedeyim. Tavuğu haşladım. Sonra tavuk suyuyla birlikte mısır, biberler, işte şey, soğan, sarımsak bolca birlikte bir kavurdum, pişirdim. Etli bu arada bu şey ya, kuru fasulye. Neyse. Bunu kaç gram koyalım? 100 gram koyayım. 150 gram mı koysam? Çünkü muhtemelen ben bundan sonra bir daha hiçbir şey yiyemeyeceğim. Zamanım da yok. Normalde çünkü yiyorum, 2 saat sonra bir daha yiyorum. Bu arada son 2 vlogdur da tek öğünde yemek zorunda kalıyorum. Hayvan gibi görünüyorum gözünüzde. Ay, avokadom vardı. Avokado guacamole yapmak istiyorum. Zamanım olsa yapardım da. Avokadoyu yanınızdan tık 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 koyayım. Birazcık böyle sağlıklı yağ yemiş olayım. Avokadoyu kararmaması için
Şöyle yarım vardı. Suyun içerisinde bekletiyorum. Strece sarıp şöyle pıt, alıyorum bunu. Çöpe. Şöyle tık 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 keseceğim. Sadece direkt dilimini koyacağım. Yapacak hiçbir şey yok. 40 gram. 37 de az önce ağzıma attım biraz. Bu kadar yeter. Avokado. Ondan sonra tavuğum var burada. 250 gram. 150 gram şey. Kuru fasulye. 30 yani 40 gram daha avokado var sağlıklı yağ. Yağ, karbonhidrat ve protein. Yes. Yani çok güzel dengeli bir tabak yaptım kendime. Gördüğünüz üzere. Şöyle. Çok mutlu ediyor beni bu çiçekler. Bir tane marka çekimim vardı. Sürpriz olsun size. Onun çekimini yaptım. Çiçeklerle birlikte çok güzel oldu. Kargolarım gelmişti bu arada. Kargo açalım hadi. Kendi yoldan söylemiştim bir şeyler. Sweatshirtler söylemiştim yeni. Çok iyiymiş. Yumuşacık. Kısalar. Wow. Beyazı. Nın şapkalısı. Kaliteli ya. Ay midem nasıl yanıyor? Yiyemedim zaten o tabağı ya. Üf, aklıma gelince kötü oluyorum. Yumuşak görünüyor. Wow. Üzerimde görmek lazım ama fena değil ha. Güzel. Çok kışlık değil sadece. Bir tık ince. Bütün siyah sweatshirt. Güzelmiş bu da. Oversize. Bu da lacivert. Ha, bu da blue. Bu da güzel. Oo. Sevdim. Bayağı sevdim bunu. Ters dikiş şimdi moda ya. Yakaları falan da çok hoş. Wow. Giysem mi acaba bunu? Şurada hemen bir giyeyim. Bir görün. Oo, yakası falan çok iyi. Çok da iyi sardı. Sevdim. Çok görünmüyor ama bakın. Yakası falan böyle. Ay ben bunu çok beğendim. Aşklarım, evimizdeyiz. Çiçeklerimize de sarılalım. Ay. Bugün yeteri kadar yemek yiyemediğim için birazcık kafam takık bu konuya. Çünkü gerçekten yeteri kadar yiyemedim. Birazdan Fat Secret şey uygulamasını açacağım, hesaplama falan yapacağım. Muhtemelen bayağı az kalori aldım bugün. Gerçi after record ben bir 300-400 kalorilik bir şey yedim. Draje yedim, nohutlu. Çikolatalı Bim'den aldım. Bir tanesini yedim arkadaşlar ben onun. Bir paketini. Çünkü yoldaydım. Annemin altınını geri vermeye gidiyorduk. Ama yani trafik vardı falan böyle. Orada elim ayağım titredi bir ara böyle. Tansiyonum mansiyonum düştü. Çünkü normalde ben antrenmandan sonra en geç 45 dakika içinde yiyorum yani bir şeyler. O yüzden ben de o nohutlu şeyi yedim. Çok da iyi geldi bu arada. Baktım değerlerine de proteini fena değildi. 16 gram protein diyordu. 60 gram karbonhidrat. Bu da çok iyi benim için. Öyle yani. Fotoğraf falan video çektim ya şimdi bu marka için. Abi popom bir güzeldi ya. Hoşuma gitmeye başladı bu süreç ya gerçekten. Birazdan programı açayım. Bir programa bakalım. Neler yiyorum, neler içiyorum gün içerisinde. Nasıl yiyorum, nasıl bu kadar kas geliştiriyorum ondan bahsedeyim. Çünkü yani size daha önceden de söyledim. Birçok insan spor yapıyor. Yani hani benim kadar diyelim ki spor yapıyor. Ama benim şimdi size Fat Secret'tan göstereceğim kadar yani yemiyorsa, yeteri kadar yemiyorsa ne olur? Kaslar büyüyemez yani parçalıyor ya kasları yerine karbonhidratla ve proteinle dolduramazsa yağlarla enerji alamazsa edemezse çok iyi antrenman çıkaramaz sonra kasların yerini besinlerle dolduramaz mesela çok da su içmek gerekiyor aslında ben bugün mesela az su içtim hatırladım içim neden yanıyor diyorum ben bir su alıp geliyorum hemen oh çok iyi geldi. Böyle doluyum doluyum. Yiyemiyorum akşamları yemek. Sabah bundan sonra 1500 kalori alacağım. Akşama 500 kalori bırakacağım. Patlamak üzereyim. Neyse ben bir yukarı çıkayım. Şu kameranın şarjını alayım. Hesaplamalarımın olduğu şeyimi alayım. Defterimi alayım. Geleyim. Evet tekrardan aranızdayım. Şimdi çok ciddi konular konuşmaya geldik. Asıl önemli konular burası. Birçok insanın kafasında merak ettiği şeyler olduğunu biliyorum. İşte kilo almak isteyenler var, kilo vermek isteyenler var. Özellikle yani kilo vermek isteyenler zaten kalori açığı oluşturarak bunu yapmalılar. Kilo almak isteyenler antrenman yapıyorlar ama günlük almaları gereken kaloriyi bilmiyorlar. Almaları gereken makroyu bilmiyorlar. Makro nedir mesela? Günlük sizin almanız gereken protein, yağ ve karbonhidrat.
karbonhidratın kaç gram olduğudur. Yani yüzde kaç, yani günlük almanız gereken sallıyorum ki 2000 kalori var. 2000 kalorinin yüzde kaçı yağ olmalı, yüzde kaçı protein olmalı, yüzde kaçı karbonhidrat olmalı. Yani onların aslında hepsinin yüzdeleri ve işte kalori hesapları var ama birçok insanın ben kafasını karıştıracağını da biliyorum bu hesaplamaların. O yüzden çok çok daha kolay bir yolunu buldum. Bir tane internet sitesi var, yabancı bir site. Bayağı da bir araştırdım, baktım. Calorie and Macro Calculator, Bulking, Maintenance or Cutting diyor. Yani eğer ki kilo vermek istiyorsanız ya da sabit kilonuzu korumak istiyorsanız ya da kilo almak istiyorsanız onunla göre burada size bir şey çıkarıyor. Günlük almanız gereken makro hesabınızı çıkarıyor. Mesela diyet burada standartı seçiyorum ben burada. Unit metrik, kilogram ve santimetre olarak yazıyorum. Burada metriki seçersiniz. Ben zaten size açıklama kısmına link koyacağım. Şimdi burada mesela ben yaş 24 yazdım. Kilom şu anda 56. Boyum 1.64. Female seçiyorsunuz, kadın. Eğer erkekseniz male seçiyorsunuz. Burada günlük hareketliliğinizi seçiyorsunuz. Eğer çok hareketliysiniz, çok antrenman yapıyorsunuz, extremely, bir tık daha alsa very active, yani çok aktif. Ben moderately active dedim, yani orta dereceyi seçtim. Calorie deficit surplus demiş %10, yani kilo almak istediğim için %10 diyorum ben onu. %10 şöyle, yani eğer vermek istiyorsanız da almak istiyorsanız da deficit ya da surplus dediği, yani üzerine koyacaksanız da %10 üzerine koyuyor, kesecekseniz de %10 kesiyor. Ben orada gain weight dedim ama tabii ki slowly dedim çünkü çok yağlanmak istemediğim için clean yapıyorum zaten bulk'ta. Olabildiğince clean yapmaya çalışıyorum. Gidip de günde 2600-2700 kalori olup da hayvan gibi spor yapıp da hemen gelişmek istemiyorum da daha yavaş gelişmek istiyorum. Estimated 0.18 kilogram per week demiş, yani haftada benim aslında burada 20 gram almamı hedefliyor ama ben çok çok daha aslında kolay kilo aldım. Burada günlük kilo korumam için 2023 kalori almam gerekiyor ama ben kilo almayı hedeflediğim için 2225 kalori, yani 2200 kalori benim günlük almam gerekiyor. İşte burada protein günde benim 123 gram olması lazım. Bu 83 gram fatı ben kendim seçtim. Yani ben bunu bazen 80 grama kadar, 70 grama kadar çıkıyorum. 70 gram diyeceğim bunu. Birazcık çok clean yapmadığım için ben bu balkı. 70 gram yağ yaptım. Karbonhidrat da 273 gram karbonhidrat almam lazım benim günde. Ama geliyorum şimdi mesela Fat Secret'a. Mesela bugün tam girmedim ama mesela burada herhangi bir gün 2194 kalori almışım ben. Ondan sonra bakıyorum 24 gram şeker almışım, 65 gram yağ almışım, 222 gram karbonhidrat, 181 gram protein. Bir tık proteinim fazla olmuş, karbonhidratım az olmuş, yağ okey yine. Ben bu arada 2 haftadır falan yapıyorum. Görmüşsünüzdür benim ilk fotoğrafımı koymuşumdur muhtemelen ben. Böyle bu tarz, yani çok birebir yapmıyorum. Hani illa hani 100 kaç gram demişti mesela benim proteinime. Neyse işte, yani bana o söylediğini ben birebir yapmıyorum bu arada. Durdurayım şunu. Birebir yapmasam da aşağı yukarı bir şeyler yapmaya çalışıyorum ve görüyorsunuz ne kadar çok yediğimi. Şimdi ben mesela durmayacağım, yine yiyeceğim granola falan. En azından makrolarımı birazcık böyle tamamlamaya çalışayım diye. Aşırı tokum. Ama zorlayacağım kendimi. Öğlen kalan yemeğimi yiyeceğim öncelikle. Bazen mesela proteinim eksik kalıyor. O zamanlarda protein tozu takviye alıyorum ama onun dışında protein tozu ben öyle her gün içmiyorum. O yüzden de çok da önermiyorum. Olabildiğince doğaldan karşılamaya çalışıyorum. Öyle yani. Açıklama kısmına da koyarım, bırakırım size o şeyi, internet sitesini. Size zaten ben haftalık antrenmanımı çektiğim bir videoda yapacağım ayrıca. Takipte kalın. Ayrı ayrı detaylı videolar da olacak. Bugünkü videoyu umarım beğenmişsinizdir. Umarım faydalı olabilmişimdir size. Ben bana sormak istediğiniz başka sorular olursa lütfen çekinmeden yorum kısmına yazın. Ben bütün yorumları okuyorum. Hepsine olabildiğince cevap vermeye çalışıyorum. Benden antrenman ister misiniz? Sporda zaten çekiyorum ama derseniz ki Buğçe hani spora gidemiyorum, evde yine devam et. Ben sizin için yine evde de çekmeye devam ederim videoları. Merak etmeyin, yani o konuda içiniz rahat olsun. Ekipmansız da videolar çekerim ben sizler için. Yani içiniz rahat olsun. Bu işte spora gitmeye başladı, bizi unuttu demeyin.
Ben sizler için videolar çekerim kesinlikle. Yani okul başladığı için şu anda muhtemelen birçok insanın zamanı olmuyor spor yapmaya. İstiyorsanız böyle hızlı işte 5-10 dakikalık karın videosu, sırt videosu, kol videosu, omuz videosu ne istiyorsanız. Sizler için evde yapabileceğiniz ekipmansız ya da sadece dumbbell'la yapabileceğiniz antrenmanlar çekerim. Siz yeter ki benden isteyin. Yazın yorum kısmına. Yazanlar olursa onu beğenin. İşte evet bunu istiyoruz deyin. Ki ben de bileyim ne istediğinizi ona göre sizlere çekeyim. Aşklarım, canlarım, ballarım. Sizleri seviyorum. Kendinize çok 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 iyi bakın. O zaman bir dahaki videoda görüşmek üzere diyelim. Hepinizi kocaman öpüyorum. Lütfen haterları çatlatmak için beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi kocaman öptüm. Kendinize çok iyi bakın.